Sevgili beşler kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sorularınızı yapacağız. Türkçe kitabımızın değişen kitabımızın sorularını birlikte yapalım. Birinci sorumuza başlayalım. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşılarını yazınız şeklinde. Burada özen, tüy ve sulak resimleri Bakacağız. Kelimeleri verilmiş. Süslü bir su olan bahriler. Bakın. Bahriler. Yavrularını büyük bir özenle büyütürler. Özen kelimesi burada geçiyor. Bahrilerin en önemli özelliklerine biri yavrularını sırtlarında taşımalardır. Yavrularının görünümü yetişkinlerinkinden farklıdır. Mesela başlarındaki tüyler, tüy kelimemiz tıpkı zebra gibi siyah beyaz çizgilidir. Bahriler ilkbahar beyaz aylarını daha çok deniz kenarındaki sulak alanlarda, sulak kelimenin içinde bulduk ve göllerde geçirir. Yuvalarını buralardaki sazlıklara yapar. Kışınsa daha korunaklı bölgelerdeki sulak alanlara giden bahri kuşları çoğunlukla balık avlayarak beslenirler. Ne demişti sorumuzda? Bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiş diyordu. Bu sözcükleri bularak yazınız. Anlam şunlar verilecekse bir işin elden geldiğince iyi olmasın gösterilen çaba, itina, ihtimam buna özen denir. O yüzden derslerimize önem vereceğiz, çaba göreceğiz, ihtimam yapacağız. Yani buna özen denir. Nasıl ki süslenirken, kıyafet giyerken, okula giderken özen gösteriyorsak derslerimizde aynı üzerine göstereceğiz. İkincisi, kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamına da ne deriz? tüy deriz. Onların mükemmel tüyleri var. Berbere gitmez onlar. Dökerler yenisi gelir. Suyu olan suyu bol yerlere de sulak araziler denir. Zıttı ne de sulan kuraktır. Hiç su yoksa oraya da kurak denir. Bakın bu şekilde bir metin verilebilir. Kelimeler verilip tanım istenebilir. Tanımlar verilip kelimeler istenebilir. İkinci sorumuz. Metnin konusu nedir? Yazınız diyor. Araştırmacılar yıllardır beynin yapısını ve özelliklerini anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Her çalışma beynimizle ilgili bilmediğimiz yeni bir şey ortaya çıkarıyor. Bir grup araştırmacı insan beyninin daha önce bilinmeyen bir bölgesini buldu. Keşfedilen bu bölge beyin ile omuriliğin birleştiği noktada yer alıyor. Bölgenin spor yapmak, müzik aleti çalmak ve dengede durmak gibi motor becerilerin kontrol edilmesi ilgili olduğu tahmin ediliyor. Şimdi konumuz nedir burada? İnsan beyninde yeni bir bölgenin keşfi ve bu bölgenin motor becerileri ilişkisi. Bunu yazabilirsiniz. Başka insan beyninin yapısı ve işleri üzerinde yapılan araştırmaya vurgu yapan yanıtlar verebilirsiniz. Örnek insan beyninin daha önce bilinmeyen bir bölgesinin keşfi, insan beyninde yeni keşfedilen bir bölgenin işlevi gibi 4-5 tane konumuzun metnimizin konusunu yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz Metinde verilmek istenen mesaj soruluyor. Okuyalım metnimizi. Konuşmayı, sözün sırasını getirmeyi de bir hüner saymalı. Tatlı konuşmaları ile tanımış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına bir zevktir. Hatta bu türlü insanlarla konuşmaya gittiniz mi söz yavaş yavaş güzel konuşanın tatlı dilinin ağzında kalır. O söyler siz dinlersiniz. Saatlerce hiçbir şey söylemeseniz bile o tatlı sözlere siz konuşmuş olursunuz. Hani bazı insanlar için ağzından bal akıyor derler ya işte bu ağızdan bal tatlı dilin balıdır. Burada ne mesaj verilmek isteniyor? Ana fikri yani tatlı dille konuşan kişiler kendilerini dinletirler. Güzel ve etkili konuşmanın çok önemli olduğu, tatlı dilli ve güzel konuşmanın insanı dinlenmekten keyif alınan kişiler olduğu vurgusunun yapıldığı cevaplar verebilirsiniz. Örnek, güzel ve etkili konuşmak bir yetenektir. Güzel konuşmak hem konuşanın hem de dinleyenin keyfini artırır. Patlı dil yılanı deliğinden çıkarır gibi e, metnimizin mesajlarını, ana fikrini yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki resimlere uygun deyimler yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını altlarını yazınız. Evet üç tane deyimimiz var bakın. Resimimizin birinci, ikinci, resimlerine bakacağız. Bu görsellere ait deyimler. En çok da bu değil mi? Beş parmak var bakın. Birinci deyimize etekleri zil. Zilleri görüyorsunuz. Etekleri zil çalmak veya ıslık veya çal para çalmak. En yani çok etekleri zil çalmak deriz. Yani çok sevinmek diyelim. Türkçe sınavından yüz almış. Ne yapıyor? Seviniyor etekleri zil çalıyor. İkinci deyimiz çok basit. Aklı bir karış havada olmak. Bakın atlı bir karış akıl beyinden çıkmış yukarı çıkmış bakın beyni. Bu ne demek? Yani aklına gelen her şeyi kimsenin fikrini almadan, değerlendirmeden, sonunu düşünmeden yapmak. Değişik sebeplerin dolayı dengeli düşünemez durumda olmak. Yani bir iş yapacak, bir karar verecek ama hiç kimseye sormuyor, soruşturmuyor, kendisi alelacele iş yapıyor. İşte buna aklı bir karış havada olmak denir. Üçüncüsü de etekleri tutuşmak. Bakın yanıyor etekleri. Tutuşmuş. Aman ya Rabbim. Niye? Çok, çok telaşlanmış. Çarşamba günü Türkçe sınavımız var diye telaşlanmış. Niye? Hiç çalışmamış, ödevler yapmamış, sorular çözmemiş. Ne yapacağım diyor yazık. Etekleri tutuşmuş. Etekleriniz tutuşmasın biz zaten anlatıyoruz. Bunları izlerseniz sınavlarda inşallah iyi notlar alırsınız. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan yabancı dillerden alınan ve dilimizde henüz yaygınlaşmamış kelimelerin altını çiziniz. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına kullanarak verilen cümlelerde örnekteki gibi yerine yazınız. Şimdi burada online kelimemiz yabancıdır. Online alışveriş günümüzde oldukça yaygınlaştı. Bunun yerine Türkçe ne diyebiliriz? Çevrimiçi alışveriş günümüzde oldukça yaygınlaştı. Üniversite öğrencisi olduğum için part-time bir işte çalışıyorum. Bunun yerine yani bu çarpı koyduklarım yabancı dilden gelenler. bunların yerine Türkçe kullanabiliriz. Üniversite öğrencisi olduğum için yarı zamanlı bir işte çalışıyorum. Bakın yarı zamanlı. Yani diyelim sabahtan öğleye kadar, öğleden ikine kadar gibi. Arkadaşıma sarıldıktan sonra bye bye diyerek vedalaştım. Halbuki biz arkadaşıma sarıldıktan sonra hoşça kal diyerek vedalaşırız değil mi? Burada ise bana gönderdiğim link üzerinden yarışma ilgili bilgilere ulaşabilirsin. Sana gönderdiğim diyelim link bakın burada link yerine sana gönderdiğim bağlantı üzerinden yarışma ilgili bilgilere ulaşabilirim. Peki şuna ne yazacağız? WhatsApp. WhatsApp tanrı sana mesaj attım dediniz diyelim. WhatsApp yerine ne yazacağız? Hadi bakalım bulmaya çalışın ya da Türkçe öğretmeninize sorun ardından yorumlara yazın. Bakalım WhatsApp yerine ne yazacaksınız? Altıncı sorumuz aşağıdaki paragrafta yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Her hafta sonu annem, babam ve ben birlikte parka gideriz. Önce üçümüz birlikte parkın etrafındaki yürüyüş yoluna yürürüz. Sonra parkın karşısındaki pastanede limonata içeriz. Peki limonatadan sonra ne yaparız dersiniz? Ben hemen parka koşup salıncağa binerim. Anne ve babam da banka oturup beni izlerler. Böylece birlikte çok güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Beraber yapalım bakın. Her hafta sonu annem, babam ve ben 3 kişiyiz. Aynı anlama gelen sözcükleri ne yapacağız? Virgül e ayırdık. Gideriz. Bitti. Cümle bitti. Buraya nokta koyacağız şu şekilde. Önce üçümüz birlikte parkın etrafındaki yürüyüş yollarını yürürüz. Sonra parkın karşısındaki pastanede limonata içeriz. Peki diyor bakın burada bir cümle söyleyecek. Öncesinde virgül koyacağız. Limonatadan sonra ne yaparız dersiniz? Bak, soru soruyor değil mi burada? Ne yaparız? Soru. Ben hemen parka koşup salıncağa binerim. Annem ve babam da bank oturup beni izlerler. Yine cümle bitmiş. Burada yine nokta koyacağız. Aşağıda da noktalarımızın doğru şekilde yazılışı var. İnceleyin bu cümlenizi tamamladık. Geçelim. Yedinci ve son sorumuz. Aşağıda verilen cümleleri büyük harflerin kullanımına bakın dikkat edin, Büyük harflerin kullanımına dikkat ederek ve noktalama işaretlerine uygun yerlere koyarak yeniden yazınız. Bize normal bir cümle vermiş. Bakın. Bu sene 26 Aralık Perşembe günü annem, babam ve ben tatile çıkacağız. Hiçbir noktalama işareti yok. Büyük ve küçük gün uyumu hiçbir şey yok. Değiştiriyoruz. Bakın burada bu sene derken bu sözcüğünü büyük yazacağız. 26 Aralık derken aralığın A'sı büyük olur. Perşembenin P'si büyük olur. Ayrıca annem, babam ve ben yukarıda geçmişti. Bakın arasına virgül koyacağız. Cümlemiz bittiği için de buraya nokta koyacağız. Burada da Ece, kedisi, inciri ve veterinere ne zaman götürecekmiş? Bakın burada da herhangi bir şey yok. Burada Ece isim olduğu için büyük. Ece bir cümle devam bitmediği için yarım bir cümlenin önüne virgül koyacağız. Kedisi incir. İncirden sonra ek gelmiş. Onu ayrılacağız. İnciri veterinere ne zaman götürecekmiş? Soru cümlesi olduğu için sonra da soru işaretini koyacağız. Evet sevgili beşler. Kanalımızda 5. sınıf tüm sözel ve dini derslerimizin konu anlatımlarını ve soruların çözümlerini, yazılıya hazırlık sorularını bulabilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.